Evet, birinci sorudayız. Kök hücreler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, bakın genetik mühendisliği ve biyoteknoloji konusu birinci ünitemiz olan genden proteine ünitesinin kapsamındadır. Önemli bir konudur. Böyle işte günlük bir konu oku geç nasıl olsa yaparız şeklinde değerlendirirseniz mutlak surette sıkıntı yaşarsınız. Ve dolayısıyla yapacağımız soru çözümlerine dikkat edin. Kök hücrelerle ilgili, kök hücreler sürekli olarak yenilenebilen birçok hücre tipine dönüşebilme özelliğine sahip farklılaşmamış hücre topluluğudur. 3 şeyden kök hücre alabilirsiniz arkadaşlar. Embriyodan alabilirsiniz. Göbek kordonundan alabilirsiniz. Ve yetişkin bir bireyden alabilirsiniz. Fakat bunlardan en kolay alınanı budur. Göbek kordonundan. Biyoetik açıdan sıkıntılı olan embriyodan alımdır. Diğer hücrelere dönüşme yeteneği, gücü en az olan da yetişkin bireyden alınandır. O zaman yenilenme gücü oldukça yüksektir. Embriyo, göbek kordonu ve yetişkin bireylerden elde edilir. Birçok hücre tipine dönüşebilirler. Vücut hücrinde ve uygun koşulların sağlanması sonucunda laboratuvar ortamında sürekli bölünebilirler. Her kök hücre çeşidinin diğer doku hücrelerine dönüşüm gücü çok fazla değildir. Örnek olarak yetişkin bireylerin son derece az olduğunu söyledik diyoruz. İkinci sorudayız. Bir canlının genetik ikizinin oluşturulmasına klonlama denir. Hayvan klonlanmasında uygulamalarından hangileri yapılabilir? 1. Klonlanacak vücut hücresinin çekirdeğinden yararlanma. Şimdi arkadaşlar bir kere. Klonlanma nedir? Klonlanma dediğiniz şey iki grup halinde incelenir. Bunlardan bir tanesi canlı klonlamasıdır. Bir diğeri gen klonlamasıdır. Canlı klonlamasına örnek olarak Dolly'yi verebilirsiniz. Canlı klonlamasına örnek olarak Oyalı'yı verebilirsiniz. İkisi de kuzudur ve klonlama yöntemiyle elde edilmiştir. Genetik, yani gen klonlanması bundan farklıdır. Gen klonlanması yoluyla örnek olarak insanlar için gerekli olan bir hormon bakterilerden faydalanılarak elde edilebilir, çoğaltılabilir arkadaşlar. Şimdi klonlanacak vücut hücresinin çekirdeğinden yararlanma. Şimdi gençler, klonlanacak vücut hücresinin çekirdeğinden yararlanma derken şu. Şimdi dişi bir koyun düşünün. Onun yumurtasını alıyorsunuz. Erkek bir koyun düşünün. Onun vücut hücresini alıyorsunuz. Bunun çekirdeğini dışarı çıkartıyorsunuz. Bunun da çekirdeğini dışarı çıkartıyorsunuz. Vücut hücresinden çıkartılan çekirdek dişi bireyin çekirdeği çıkartılmış yumurta hücresine yerleştiriliyor. Ve yumurta hücresi ne oluyor? İki en kromozomlarla geliyor. Döllenmiş yumurta zigot pozisyonuna geçer. Ve bunu taşıyıcı bir koyuna aktarıyorsunuz. Ve taşıyıcı koyundan A kuzusu meydana geliyor. Şimdi bu A kuzusu kime benziyor? A kuzusu çekirdeği alınan vücut hücresine sahip olan bireyin kopyasıdır. Çünkü genetik bilgiler çekirdeğin iç tarafında yer alır. Dolayısıyla klonlanacak vücut hücresinin çekirdeğinden yararlanma. Evet, doğru. Dişi bireye ait gametin çekirdeğinin çıkarılması. Evet, bu da doğru. Söyledik işte. Embriyonun taşıyıcı dişi bireyin döl yatağına yerleştirilmesi. Bunu da söyledik. Taşıyıcı dişi bireyin döl yatağına yerleştirilmesi. Dolayısıyla yanıtımız 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Üçüncü sorudayız. Deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir. Model organizma seçiminde
1-2-3 faktörlerinden hangileri etkili olabilir? Arkadaşlar, model organizma, yani rol model organizma diyelim, deneysel şartlara uygun mu? Kısa yaşam döngüsüne sahip mi? Ekonomik anlamda uygunluğu var mı? Gen haritası çıkartılmış mı? Bunların hepsine bakılarak o şekilde seçilir. Şimdi dolayısıyla bakalım, deneysel uygulamalar için elverişli olma, kısa yaşam döngüsüne sahip olma, genom yani gen haritasının çıkarılmış olması faktörlerinden hepsi etkilidir. Dolayısıyla da cevap 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilenlerden hangisi klasik biyoteknolojik çalışmalar sayesinde gerçekleştirilir? Biyoteknolojik çalışmalar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi modern, bir diğeri klasik. Modern olan arkadaşlar, canlı ve gen klonlaması, poliploidi, yapay dölleme, tür içi veya arası melezleme şeklinde ayrılır. Klasik biyoteknolojik çalışmalarda ise sütten yoğurt elde etme, sütten kefir elde etme veya ıslah veya mayalanma gibi çalışmalar vardır. Ben burada size klasik biyoteknolojik çalışmaları sorduğuma göre diyeceksin ki sütten kefir elde etme klasik bir çalışmadır. Şimdi modern biyoteknolojik çalışma çeşitlerinden biri olan poliploidi yöntemiyle ilgili konuşacağız. Poliploidi yönteminde arkadaşlar 2N'den fazla, yani 3N, 4N, 5N gibi fazla kromozom takımına sahip canlılar, bitki ya da hayvan eldesi diyelim. Bu modern bir biyoteknolojik yöntemdir. Sadece bitkiler için değil, hayvanlar için de uygulanan bir yöntemdir. Ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir biyoteknolojik yöntemdir. Mesela bitkiden konu açılmışken örnek verelim. Mesela çilek, çekirdeksiz karpuz, işte muz eldesinde fayda sağlayabilen bir yöntem olarak ön plandadır. Altıncı sorudayız. DNA parmak izi ile ilgili olarak bir canlıya ait hücredeki DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılara DNA parmak izi denir. Arkadaşlar, DNA parmak izi bugün adli vakalarda fazlasıyla faydalanılan bir yöntemdir. Ve burada PCR dediğimiz polimeraz zincir reaksiyonu ve elektroforez yöntemlerinden faydalanılarak elde edilir. Ve burada arkadaşlar çeşitli enzimler görev yapmaktadır. Bu enzimlerden bir tanesi de kesme enzimi olan restriksiyon enzimidir. Ve arkadaşlar yine devam edelim. Birbiriyle, daha doğrusu DNA baz diziminde tekrardan anlamsız baz dizileri olur ve bunların jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılardır DNA parmak izi. Dolayısıyla bir kez daha gidelim. Bir canlıya ait hücredeki DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılara DNA parmak izi denir. Doğru. DNA parmak izi elde etmek için DNA uygun restriksiyon enzimiyle kesilir. Doğru. PCR ve elektroforez yöntemleri yardımıyla DNA parmak izi elde edilir. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Yedinci sorudayız. Bakterilerden gen klonlaması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İşte az önce klonlamayı ikiye ayırmıştık ya. Bir canlı klonlaması, bir gen klonlaması. İşte gen klonlaması önümüzde şu anda. Bakın, bakterinin direnç geni içeren plazmitini almışız. İstenilen geni taşıyan hücreyi almışız. Bu geni dışarı çıkartmışız. Ve plazmiti de dışarı çıkartmışız. Önce bunları bir güzel izole etmişiz. Sonrasında plazmit ile genin istenilen yerlerini ne yapacağız arkadaşlar?
restriksiyon enzimiyle keseceğiz. Sonra kesilen geni plazmitle birlikte arkadaşlar ligaz dediğimiz enzimle birleştireceğiz. Sonra bunu bakteriye aktaracağız ve oluşan DNA'ya da yeniden kombinlenmiş yani rekombinant DNA ismini vereceğiz. Bu bakteriye aktarılan rekombinant DNA bakterinin çoğalmasıyla birlikte sayısal olarak artış gösterecek. O zaman X enzimi arkadaşlar restriksiyon, Y enzimi ligaz enzimi olarak ön plana çıkmıştır. Sekizinci soru da bununla alakalıdır. Rekombinant DNA teknolojisi yöntemiyle yukarıda verilenlerden hangileri üretilebilir demişiz. Arkadaşlar hormon, antibiyotik, antikor. Burada yalnızca ve yalnızca az önceki soruda olduğu gibi hormon elde edilmez. Antibiyotik ve antikor da bu yöntemle elde edilen moleküller olarak ön plana çıkar. Bu arada antibiyotik malum bakterilere karşı kullanılan çok etkili bir ilaç türüdür. Ancak fazlası sizlerin de bildiği üzere ya da ne diyelim doktor kontrolü olmadan kullanımı sizlerin yine bildiği üzere son derece sakıncalıdır. Antikor bir salgıdır. Bu salgıyı AQVAR dediğimiz beyaz kan hücreleri savunma, bağışıklık anlamında üretir. Dokuzuncu sorudayız. Melezleme yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar melezleme tür içinde de olabilir, türler arasında da olabilir. Mesela at ile eşeğin çiftleştirilmesi sonucunda meydana katır gelir. Katır melez bir türdür arkadaşlar. Hem ata hem de eşeğe oranla çevreye göre daha dayanıklı bir bireydir. Aynı türden bireyler arasında gerçekleşmek zorunda değildir arkadaşlar. Yani türler arası da olabilir at ve eşek gibi. Genetik yapısı farklı bireylerin çaprazlanması sonucu işte at ve eşek demiştik. Yakın akraba canlılar arasındaki melezlemeler hastalıklara yol açabilir mi? Evet, bu tarz yöntemlerde ne yazık ki bu tarz olumsuz durumlar da ortaya çıkabiliyor. Hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Modern biyoteknolojik yöntem midir? Evet, moderndir, klasik değildir. Ve melezlemeler sonucunda daha verimli bireyler elde edilebilir. Ama sonuç olumsuz da olabilir arkadaşlar. 10. sorudayız. Yapay doku ve organ üretimine yönelik ifadelerinden hangileri doğrudur? Kök hücre teknolojilerinden yararlanılır. Arkadaşlar kök hücre yönteminden zaten temeli budur. Kök hücre yöntemi ve az önce kök hücrenin ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Engelli bireylerin sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir uygulama mıdır? Kesinlikle. Evet, herhangi bir şekilde doğal organı %100 diyelim. Yani herhangi bir şekilde değil benim. %100 olarak doğal organın işlevlerini yerine getiremeyebilir. Ama engelli olan, sıkıntılı olan bireyler için arkadaşlar bunu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır. Üretilen yapay organlar fizyolojik yönden doğal organların işlevlerini tam olarak yerine getirmez. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru yanıt 1 ve 2'dir diyoruz. 11. soru. Gen terapisi. Terapi biliyorsunuz arkadaşlar yani günlük hayatta da kullanılabilen bir terim olarak ön plandadır. Ve biz gen terapisinde de bozuk genlerin tespitinde faydalanıyoruz. Peki bunda herhangi bir şey var mı? Hani bu işlevsel olarak bozuk genlerin, işlevsel olarak bozuk genlerin değiştirilmesini sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Gen terapisini arkadaşlar mesela 35 yaşından sonra çocuk düşünen bir çift arkadaşlar mutlaka ve mutlaka değerlendirmelidir. Neden? 35 yaşından sonra özellikle yumurtaların verim oranı düştüğü için genetik bir sıkıntı meydana gelme olasılığı arttığı için gen terapisine başvurulabiliyor. Bakalım yapıcı bozuk genlerin tespit edilmesi sağlanır. Evet. İşlevi bozuk genlerin değiştirilmesi sağlanır. Evet. Erken embriyonik dönemde kusurlu genlerin tespit edilmesi sağlanır. Evet.
Dolayısıyla arkadaşlar yanıtımız 1, 2 ve 3'tür diyoruz.